Samsun'la Sağcı İlçe Belediye Başkanı Şerif Kılavuz, Haber Aksiyi Programlar Koordinatörü Sinan Sallıbaş'ın sunduğu Samsun'un Nabzı programına konuk oldu. Gündemi ve terör olaylarını değerlendiren Kılavuz, ilçesindeki çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Kılavuz, MHP'li bir başkan olarak vaat edilen tüm çalışmaları 1,5 yıl içerisinde tamamladıklarını kaydetti. Asarcı'ya dönelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir belediye başkanı olarak Samsun'daki 17 ilçenin içerisinde öne çıktınız tek başınıza siz. Ve 1,5 yıl içerisinde de sanıyorum sizin ifadeniz 5 yıl içerisinde hayata geçireceğimiz çalışmaları da tamamladık neredeyse dediniz. Bu nasıl oldu? Bunun kaynağını, bütçesini nasıl oluşturdunuz? Bununla ilgili bir başlayalım isterseniz sevgili başkan. Sinan Bey, öncelikle biz 30 Mart öncesi seçilmeden önce yani vatandaşa yaptığımız vaatleri makul ve mantıklı yaptık. Yani yapabileceğimiz işleri oturduk. Bütçesiyle beraber. Yani öyle laf olsun diye oturup da işte oraya onu bunu yapmadık. Biz dedik ki arkadaş biz bunu yapabiliriz. Ve göreve geldiğimizden sonra da ilk işimiz önce ekibimizi kurduk. 20 ay gibi bir süreçte bizim 5 yıla dair yaptığımız vaatlerin sadece sebze pazarı haricinde bütün projelerimize başladık. Ve bunların da bütün projelerimizin %70'i, %80'i, %90'ı ve %100'ü biten projelerimiz var. İstihdam projelerinde anlatan Başkan Kılavuz şunları söyledi. İstihdam projelerinden biraz bahsedelim. Yine o yönde de öne çıkıyorsunuz. İstihdamla alakalı Sinan Bey, proje şu anda ondan çok ciddi bir firmayla anlaştık. Asarcık'ta belki Samsun'da ilk 10'da bir fabrika olacak. Samsun'daki ilk 10 fabrikadan bir tanesi. Yani tekstil üzerine. Tekstil üzerine. Tekstil üzerine ilk 10'da olacak bir fabrika. Şu 3000 metrekare kapalı alanı olan şu anda da inşaatı devam ediyor. Yaklaşık 2-2,5 ay içinde inşallah tamamlayacağız. Burada 200 tane ev kadını iş vereceğiz. Kılavuz Sallıbaş'ın muhalefet partisi olarak Büyükşehir Belediyesi ile sorun yaşıyor musunuz sorusuna ise şu yanıtı verdi. Tüm şehirle birlikte Saskia Fen İşleri Büyükşehir'in sizin oralarda da organize oldular mı? Çalışmalarınızı ortak yürütürken zorluk yaşıyor musunuz? Yani muhalefet Sinan Bey şu var. Muhalefet gözüyle ben görmüyorum. Yani size tabii de öyle ki, bakıldığını düşündünüz mü ya da hayır biz böyle bir şey yaşamıyoruz. Şu var. Şimdi ben işin açığını konuşayım. Yani Büyükşehir'den isteyip de alamadığım çok az şey var. Gün genelinde birebir olan ilişkilerimiz biz gayet iyi uyumlu anlaşıyoruz. Yani bugün Fen İşleri'nde eğer ki bir makina bende varsa ben onlara verebiliyorum. O gün onun ihtiyacını giderebilmesin. Veyahut da onlarda varsa biz gidip diyoruz bak bugün burası bize lazım. Siz verin. Bu şekilde koordineli bir şekilde çalışıyoruz.